Herkese merhaba, ben Selim Öztürk. Bu yeni videomda Huawei'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarlarından MateBook 14 S'i yakından inceleyeceğim. Dikkatimi çeken notları sizlerle paylaşacağım. Huawei biliyorsunuz uzun zamandır aslında bilgisayar sektöründe. Dizüstü bilgisayar, monitör, en son MateView çıktı mesela monitörünü. Gerçekten çok beğenmiştim. Şimdi de yeni bir dizüstü bilgisayarla karşımızda. Elindeki model Huawei MateBook 14 S adını taşıyor. Bu cihaz da gerçekten diğer cihazları gibi oldukça başarılı. Ben de zaten uzun zamandır Huawei MateBook Pro X, daha doğrusu MateBook X Pro kullanıyorum. Ve gayet de memnunum açıkçası. Burada tabii ki fiyattan fiyata çok farklılık gösteriyor elbette burada. Yani bütçeniz ne kadar, en önemlisi bu herhalde. Yani 20 bin liraya da bir cihaz bulabiliyorsunuz. 15 bin lira, 10 bin lira veya ne bileyim 6-7 bin lira civarında da yine. Kesenize hangisi uygunsa işinizi fazlasıyla görecek cihazlar var ve Huawei de bu açıdan gerçekten de güzel işler yapıyor. Yalnız bilgisayar incelemesine geçmeden önce bana sıkça sorulan bir soruya yanıt vermek istiyorum. Huawei telefonlarla ilgili genelde biliyorsunuz Google ile ilgili sıkıntımız var Huawei'de. Dolayısıyla Huawei kendi ekosistemini kuruyor. Harmony OS ile beraber kendi işletim sistemini cihazlarında kullanmaya başlıyor. Google hala tabii ki desteklemiyor Huawei cihazlarda. Peki Çin ile Amerika arasındaki bu süregelen ticaret savaşlarında Huawei bilgisayar sektörüne nasıl etkileniyor? Yani daha doğrusu kısaca şunu sormak lazım. Huawei bilgisayarlarda herhangi bir sorun var mı? Microsoft'un Windows'la ilgili bir sıkıntısı var mı? Yok. Bunu söyleyelim. Yani Huawei bilgisayar aldığınız zaman herhangi bir kısıtlamaya tabi değilsiniz. Huawei de zaten Windows kurulu olarak giriyor genelde ve bilgisayar açar açmaz kurulumu tamamlıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Hepsi bu. Yani orada herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Bir standart Windows bilgisayarda ne kullanıyorsunuz, her şeyi olduğu gibi kullanabiliyorsunuz. Lisanslı Windows, herhangi bir sorun yok. Bunu bir kere öncelikle söyleyelim, bu kafa karışıklığını giderelim. Şimdi de isterseniz MateBook 14 S ile ilgili neler var dikkatimi çeken, bunlardan bahsedelim. Huawei MateBook 14 S, Huawei'nin satışa çıkardığı en yeni dizüstü bilgisayar modeli ve 14.2 inçlik bir ekran büyüklüğüne sahip, yaklaşık 1.3 kilogram gibi bir ağırlığı var. Yani hafif bir bilgisayar aslında. Zaten bir cihaz alıyorsunuz artık 1-1.5 kilo arasındaki cihazları zaten daha çok görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, sırt çantanızı attığınızda ya da çantanızı herhangi bir çantaya koyduğunuzda ağırlığını hissetmiyorsunuz. Bunun bir sebebi de şarj adaptörü tabii ki. Şarj adaptörü o kadar küçük ki dolayısıyla öyle büyük külçe altın gibi böyle büyük olan altta öyle artık şarj adaptörü görmüyoruz. Dolayısıyla şarj adaptörü birlikte bu cihazı taşımak oldukça kolay. Yani mobiliteye destek olan bir cihazdan söz ediyorum burada. Onun dışında bu şarj adaptörü ile ilgili bir şey de söylemek istiyorum. Oraya zaten geleceğim ayrıca. Şarj adaptörü diğer Huawei cihazları yani USB tip C uygun olan cihazları şarj edebiliyor. Mesela MatePad 11 varsa MatePad 11'i şarj edebiliyorsunuz veya atıyorum Huawei'nin herhangi bir cihazı, Nova 9 olsun, ne bileyim MacBook Pro olsun veya başka bir USB tip C cihazı olsun. Bu cihazları da yine bu şarj adaptörüyle şarj edebiliyorsunuz. Yani yanınızda öyle şarj adaptörü sürüsü taşımanıza gerek kalmıyor. Bilgisayarı, telefonu, tableti hepsini aynı anda şarj eden bir şarj adaptörü düşünün. Dolayısıyla bu da bir anlamda aslında pratiklik sağlıyor. Bunu da söylemiş olayım. MateBook 14 S'te dikkatimi çeken en önemli noktalardan bir tanesi sanırsam webcam oldu. Çünkü genelde klavyeye gizlenen bir webcam tasarımı oluyor. Fakat Huawei burada daha farklı bir yol izlemiş ve webcam'i ekranın üstüne yerleştirmiş. Bu aslında farklı bir anlayış değil zaten, hemen hemen bütün dizüstü bilgisayarlarda bunu görüyoruz. Fakat Huawei genelde klavyenin içine gömülü olarak bu teknolojiyi sunuyor. Ve dolayısıyla burada da Huawei'nin savunduğu şey şu, gizliliğiniz bizim için önemlidir diyor. Yani klavyede tuşa bastığınızda webcam açılıyor, bastığınız zaman kapanıyor. Dolayısıyla da webcam'e ihtiyaç duymadığınızda hiçbir şekilde webcam'i görmüyorsunuz ve sizin de izlenme şansınız pek kalmıyor. Fakat bu cihazda nedense Huawei böyle bir şey kullanmamış, bu tasarımda gitmemiş daha doğrusu ve webcam'i ekran üzerine yerleştirmiş.
Fakat ben Huawei'deki bu webcam olayını şöyle söylemek istiyorum. Webcam'in klavyede olmasının tabii ki gizlilik, güvenlik anlamında çok faydası vardır elbette. Fakat bence şöyle bir dezavantajı var. Yani ki, görüntülü görüşme yaptığınız zaman zaten bunu mutlaka fark edeceksiniz. Hep böyle insanlar böyle yukarıdan şöyle şu şekilde bakarak konuşmak zorunda kalıyorsunuz ve bu çok böyle hani biraz rahatsız edici olabiliyor bir noktadan sonra. Ben hani bir nokta alıştım tabii ki şimdi Huawei dizüstü bilgisayar uzun zamandır zaten kullanıyorum ama bir süre sonra gerçekten de hani kameranın duruşu çok uygun gelmiyor size. O yüzden karşınızda olması aslında bir anlamda daha mantıklı ve göz teması daha çok rahat kurabiliyorsunuz. Klavyede olan tasarımda bu biraz daha bence zor oluyor. Huawei belki de burada bir şeyler deniyordur. Yani klavyede gösteriyor acaba klavyede mi daha iyi, ekran üstünde mi daha iyi diye. Belki orada biraz kullanıcı geri bildirimine göre belki diğer yeni cihazlarında hareket edecek. Onu da bilemiyoruz tabii ki ama bu cihazı ekranın üzerinde konumlandırmış kamera bu benim dikkatimi çeken noktalardan biri oldu. Tasarımdan bahsetmeye devam edelim. Mesela klavyesi çok güzeldi cihazın. Klavye çok hafif, gerçekten de dokunmatik olarak yani bastığınızda sanki böyle bir yaya basıyormuş gibi bir his yaratıyor. Öyle parmak uçlarınızı böyle sert bir zemine basıyormuş gibi bir hissiyat yok. Dolayısıyla da yazı yazmak gerçekten de ergonomik kesinlikle. Ve arkada LED aydınlatma da var. İki aşamada çalışıyor. LED aydınlatmaya ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda da LED aydınlatmayı açabiliyorsunuz. Bu anlamda da yine iş gören bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi tarayıcısı ve yüz tarama teknolojisi yani IR teknolojisi var bu cihazda da. Parmak izini daha çok kullanmayı tercih ediyorum zaten ve parmak izi tarayıcısı diğer MacBook serisinde olduğu gibi yine güç tuşunun üzerine konumlandırılmış. Dokuna dokunmaz da hızlı bir tepkime sağlıyor ve dolayısıyla da çok fazla beklemeden de cihazı açma şansınız oluyor. Şimdi biraz ekrandan bahsetmek istiyorum. Zaten bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız tabii ki ekranın sunduğu teknolojilere önce bakmak lazım aslında. Benim burada en sevdiğim özelliklerden bir tanesi 90 Hz ile 60 Hz arasında değişim yapılabilmesi, ekran yenileme hızını değiştirme şansımızın olması. Bunu da fonksiyon ve R tuşu ile birlikte bastığımızda çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. 90 Hz tabii ki burada akıcı bir ekran deneyimi gerektiğinde gerçekten de fark edilir bir fark sağlıyor. Yani orada yani önemli bir değişim söz konusu. Fakat atıyorum tabii ekran yenileme hızı arttığında eğer bataryayı kullanıyorsanız bataryadan biraz daha fazla gittiğini göreceksiniz. Çünkü ekran daha fazla harcamaya başlıyor bu noktada. Yenileme hızı artıyor sonuçta. Dolayısıyla da çok gerekmediği durumlarda 90 Hz ekran yenileme hızını kullanmaya gerek yok. Fakat gerektiği durumlarda da cihazınızın bu desteği sunuyor olması bence güzel ve daha da önemlisi fonksiyon R tuşlarına basarak bu ekran yenileme hızını çok basit bir şekilde değiştirebiliyor olmamız da bence güzel düşünülmüş. MacBook 14 S'in bir başka öne çıkan özelliği de 3'e 2 ekran oranına sahip olması. 16'ya 9 oranına göre şöyle bir fark var tabii. Ekran aşağı doğru biraz daha fazla alan sağlıyor size. Özellikle video düzenleme yazılımı vesaire kullanıyorsanız, içerik düzenleyicisiyseniz daha doğrusu oradaki farkı daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Video izlerken çok bir önemi yok bunun. Fakat video düzenleme araçlarını kullanırken kesinlikle iş gördüğünü söyleyebilirim. Cihaz aynı zamanda 400 nit ekran parlaklık seviyesine ulaşıyor ve bunu otomatik olarak ayarlayabiliyor. Yani dışarıda herhangi bir yerde bilgisayar açıp kullanmaya başladığınızda ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlandığını görüyorsunuz ve 400 nit hiç de fena bir seviye değil. Çünkü ekrandaki görüntüleri çok ışık altında olsanız bile rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. En azından ben dışarıda kullandığımda bu deneyimi sağladığımı söyleyebilirim. Gelelim donanım tarafına. Intel Core i7 ve i5 serisi olmak üzere iki farklı işlemci serisiyle çalışıyor aslında. Burada biraz ihtiyacınıza göre tabii ki ilerlemeniz gerekiyor. Onun dışında 512 GB SSD diskimiz var. Tabii ki artık SSD her cihazımızda var. Yine böyle ince bir bilgisayar kullanıyorsanız zaten 512'den aşağısında zaten almamanız gerekiyor. Depolama tarafında malum ihtiyaçlarımız iyice arttı. Onun dışında 16 GB'da Onun dışında 16 GB'da RAM'imiz var. Bu da zaten pratikte gerçekten pek çok uygulamayı hızlı bir şekilde çalıştırabilmemizi sağlıyor. Bu cihazla oyun oynayabiliyorsunuz. Yani oyun oynamaktan kastım tabii gidip de en yeni oyunları en yüksek grafiklerle oynamak değil. Böyle bir bilgisayar değil zaten. Fakat temelde birçok oyunu çalıştırabiliyor ve temel seviyede yine performans görebiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Videonun başında şarj adaptöründen bahsetmiştim. Biraz da ondan konuşmak istiyorum. 90 watt şarj adaptörü var elimizde ve oldukça küçük yapıda, hafif yapıda. Taşıması kolay. Onun dışında yaptığı ama çok daha fazlası var tabii ki.
Sadece MacBook 14 Pro'yu 15 dakika şarj ettiğimizde 3 saat boyunca cihazı kullanabiliyoruz. Yani çok acelimiz olduğu zaman bir yere yetişeceğiz, 15 dakika şarja takıyoruz ve 3 saat batarya ömrü kazanıyoruz. Ben çok önemli bir nokta bu. Onun dışında tabii ki 90 dakika boyunca şarj ettiğimizde de %0'dan %100'e kadar tam şarj sağlayabiliyoruz. Bu cihazın batarya ömrü ne kadar? 1080p formatında bilgisayarınıza yüklü bir video izlemeye kalktığınızda 13 saate kadar videoyu aralıksız bir şekilde seyredebiliyorsunuz. İnternet açıksa veya kullandığınız programa göre de tabii ki bu süre değişiklik gösteriyor. Fakat 10 saatin üzerine çok rahat bir şekilde çıkabildiğini söyleyelim. Yani gün içinde size rahatça eşlik edebilecek bir cihaz var elimizde. Son olarak da şundan bahsedeyim. Huawei tabii ki bütün cihazlarında olduğu gibi bu cihazda da Huawei Share özelliğini kullanıyor. Huawei Share özelliği sayesinde atıyorum Huawei telefonları, Huawei tabletleri çok rahat bir şekilde birbirine bağlayabiliyorsunuz. Dosya alışverişinde bulunabiliyorsunuz. Örneğin Huawei üstü bilgisayarınıza telefonu eşleştirdiğinizde Huawei Share üzerinden tabii ki direkt telefonu ekrana yansıtabiliyorsunuz. Aramalara cevap verebiliyorsunuz. SMS'leri WhatsApp'a dönebiliyorsunuz. Telefonu olduğu gibi kullanabiliyorsunuz. Keza tablette de aynı şey geçerli tabii ki. Tableti hızlıca bağlıyorsunuz ve tabletlice bilgisayarınız arasında güzel bir bağlantı oluyor. Sorunsuz bir bağlantı oluyor. Aynı şekilde Huawei'nin MateView monitörünü kullanıyorsanız ki ben çok beğendim onu test sürecinde ve MateView kullanıyorsanız MateView'da yine aynı şekilde MacBook 14 Pro'su tam uyum içinde çalışıyor ve ekran olduğu gibi daha büyük bir ekranda veya ikinci bir ekran olarak da yine bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Yani genel hatlarıyla Huawei MacBook 14 Pro'su beğendiğimi söyleyebilirim. Açıkçası yaklaşık 2-3 hafta gibi bir süredir kullanıyorum ve genel performanstan memnun kaldım. Çok oyun oynamadım aslında. Çünkü zaten böyle bir cihaz alıyorsanız çok oyun aramıyorsunuz aslında. Fakat temelde uygulamaları çok hızlı çalıştırıyor. Yani ben burada daha çok işte internete giriyorum. Tarayıcıda daha çok işlerim oluyor tabii ki. Word dosyası vesaire daha basit temel işleri yapıyorum. O yüzden de seçtiğiniz işlemci, RAM vesaire bunlar tabii ki çok önemli. İhtiyacınıza göre bir cihaz almanıza fayda var. Ama şunu da söyleyeyim. Huawei'nin telefonda olduğu gibi önünde bir engel yok bilgisayar tarafında ve bilgisayar satışları gerçekten de iyi gidiyor. O yüzden de iyi de ölür, hakkını yeme demişler. Ben de bunu en başından söylemiş olayım. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Eğer bir Huawei cihaz alacaksanız MacBook 14 Pro de yine gerçekten de başarılı bulduğum bir cihaz oldu. Bu cihazla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorum bırakın. Yorumların hepsini tek tek okuduğumu unutmayın. Yorum bırakın. Abone hala değilseniz lütfen abone olun ve beğenin. Ayrıca tabii ki bildirimleri açın ki yeni videolarım yüklendiğinde hızlıca haberiniz olsun. Evet, bu videomda MacBook 14 Pro'su dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.